Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Selçuk Bey Mahallesi'ndeyiz. Fatih Turan kardeşimize ziyarete geldik. Kendisi dönek akbaş besliyor. Hem görsel hem hikayesini çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorum olarak da yazabilirsiniz. İyi seyirler. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Öncelikle Hüsnü kardeşim, hoş geldin. Ayağına sağlık. Hoş buldum. Ben Fatih Turan, Selçuk Bey Mahallesi'nde oturuyorum. 1981 doğumluyum. Yaklaşık 12-13 senedir burada ikamet ediyorum. Mesleğim doğalgaz kaynakçısıyım ben. 24 senedir bu işi yapıyorum. Bu kuşçu hobin nasıl başladı? Bizimle paylaşır mısın? Vallahi bayağı bir eski kuşçuluk hobim. 93 yıllarında yani hemen hemen 12-13 yaşlarındayken dedemlerin tuvalet penceresine, vastas penceresi olur böyle küçük pencereye, bir tane kaya güvercini geliyor. Biz buna cami kuşu da deniyor bugün. O kuşu dedem bana rahmetli tutuvermişti. Yakala falan dede dedim ben. Yakalayıverdi sağ olsun, Allah razı olsun. O kuşu beslemeye başladım işte. O kuş sayesinde bana bu aşı girdi. Yani bir kaya güvercininden, düşünün cami kuşundan, bu güvercincilik hastalığı bana bulaştı yani. Ona tabii eş gerekiyordu. O kuş dişiydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Benim Ahmet Özcan diye bir akrabamız var. Dedem tarafından akrabam olur, annem tarafından. Ondan bir tane o zamanlar Arap Azman diyoruz biz yani. Arap Azman diye bir kuş verdi bana. Onu eşledim ben. İkisini bir yere kapattım. İşte çocuğuz zaten 13 yaşlarında. Onlarla uğraştım biraz. Böylelikle başladı benim kuşçuluk hobim. Peki bu dönek merakı nereden geldi? Nasıl beslemeye karar verdin bu dönek ırkını? Bu dönek merakı bende, ben işte bu az önce anlattığım gibi o kuşları besledikten sonra yaş 16-17 yaşındayken bu Kaliçin'in altında şey pazarı olurdu, kuşçu pazarı. Oradan azman dediğimiz bu kısa gagalı kuşlardan ciba, kara kuyruk, bilmem ne. İşte böyle 10-15 kuşum oldu benim. Onları besliyordum. Onları beslerken tabii bu arada tutakçılık da yapıyoruz. Çocukluğun verdiği bir şey var. Kuş tutma merakı var. Seviyoruz. Çocukların her yani yeni yetişen nesil bu tutakçılığa önce bir merak sarar yani. Bizde de vardı bu tutakçılık. Neyse bizim Bahçelievler'de Namık, Demirci Namık dediğimiz büyük usta yani dönekçidir kendisi. Onun ben 15 yaşında bir kuşunu tuttum, yakaladım. Kuşu da şey olarak tutma değil yani. Kuş, kendi kuş, onlar birbirleri arasında kuş atışıyorlarmış. Namık abi atıyor işte kuşu. Kuş, o gün de hava böyle bir kötü, inanılmaz derecede yani yağmur bir taraftan dolu dahi yağıyor yani düşünün. Kuş beni kuşların arasında gitti, karşıdaki inşaatın tepesinde İkinci katın böyle asansör şeyi olur ya, onun tepesine kondu. Ya bu kuşu nasıl tutarım böyle bir heyecan. Çünkü böyle bir dönek görmek mümkünatım var ya, güya akbaş basralı. Çok hoş bir kuş yani. Neyse o sırada bir dolu yağmaya başladı böyle ceviz gibi. Koşturdum çıktım soluk soluğa böyle o saçağın tepesine. Kuş böyle pusmuş. Onu böyle arkasından yanaştım, yakaladım. Bir sevinç ama nasıl sevinç ya, anlatılmaz yani. Çünkü ilk defa bir döneğe sahip oluyorsun yani. Çok da iyi bir dönek. Yani tutakçılık yapmana rağmen. Evet. Ya ayrı bir kez. Derken, çok da tutakçı şeyinde değiliz de. Ya sonuçta bir dönek merakın dönek varmış. Merakı bulaştı yani oradan bana. Kuşu tuttum.
Namık abiden ben sürekli şey isterdim. Onlar bizi yanaştırmazdı yanına. Çünkü onlar büyük ustaydı. Büyük dönekçiydi. Biz de çocuk olduğumuzdan bizi pek yanlarına yanaştırmazlardı yani. Hadi gidin buradan falan. Eski ustaların geneli zaten böyleydi yani. Pek insanı yanına yanaştırmazlardı yani yeni yetişen. Belli bir seviyeye oturmuşlar. He, onlar kendi aralarında şey olurdu. Dedim böyle böyle seni kuşunu tuttum ya Namık abi. O da ya oğlum bak kuşu ver bana. Ben sana yani gereken buradan iyisinden iki tane vereyim. Biz de o kuşu tutmuşuz bize başka kuş verecek diye kafamda yorum. Bu yüzden onunla bir şeyimiz oldu, diyalogumuz oldu. Ben kızdım buna, gittim kuşu pazarda 5 liraya sattım. Yani o büyük dönüyor, 15-16 yaşında ya kuş. Kuşların atası yani adam. Satılır mı ya? Ama işte çocukluk yani. Getirdim onu sattım. Bizim Mehmet Çapın var. Kuşu gidiyor orada görüyor. Bu diyor bizim Namık'ın kuşlarını. Götürmüş, kuşu alıyor oradan 5 lira veriyor tavukçasına. Kuşu alıyor, götürüyor Namık abiye teslim ediyor. Ya öylelikle başladı yani bizim şey dönek merakı. Şimdi de devam ediyor. Şu an beslediğiniz dönek ırkları, soyları kime dayanıyor? Vallahi genel anlamda soyları Adem Biltekin ustam var. Kendisini gerçekten sevdiğim, saydığım, değer verdiğim, bu camiaya kendini kanıtlamış sayılı insanlardan biridir kendisi. Büyükle büyük, küçükle küçük olabilen güzel bir ustamdır. Verdiği bilgiler bize hep ışık olmuştur yani. Çok güzel bilgilere sahip. Güzel bir ustamdır yani. Geneli onun kuşlarına dayanıyor. Ağırlığı o yönde yani. Yani döneği nasıl besleyeceğini anlatıyor. Tabii ki. Yani ben ondan birçok şey öğrendim mesela. Kusuruyla, hatasıyla. Kusuruyla, hataları şunlardır mesela. Şeyi şudur. Bunu da kendimiz de tabii uçurduğumuz müddetçe yaşayıp görüyoruz yani. Mesela kuş verirken diyor mu sana bunun hatası budur, bunun artısı da budur? Tabii ki. Tabii ki yani. Bugüne kadar yani gördüğüm, gittiğim, geldiğim ustaların içinde bana en çok yardımcı olan kişilerden biridir yani. Gerçekten dönek camiasında kendini kanıtlamış bir ustadır. Benden de buradan kendisine selamlar yani saygılar diliyorum. İstediğiniz dönek stili nedir? Varmak istediğiniz son nokta nedir? Vallahi çok güzel bir konuya değindin. Dönekte varmak istediğin son nokta ne kadar siyahı bol, ne kadar beyazı az tutmuş kuşlardır. Biz siyahı bol, beyazı az seven Denizli bölgesi olarak, yetiştiriciler olarak bu tarz kuşları seviyoruz. Dönek siyahını bol tutacak, beyazını az tutacak. İstediğimiz sonuç budur. Döneklerde o ışığı görüyor musunuz? Tabii ki görüyorum. Görmesem zaten niye besleyeyim yani? Bunlara mesela yavruluğundan tutun. Biz bunları sürekli deniyoruz yani. Yavruluktan kovalamaya başlıyoruz. O kuşun mesela yavrunun gelişi yerle bağlantılı olacak bir kuş. Dönek dediğiniz kuşun bağlantısı sürekli yerle irtibatı olacak. Yoksa dönek değildir yani benim gözümde. Attığınız kuşu havaya sürekli yerle irtibatı olacak. Kümesi açtığın anda kanatları geriye çekip zıpkın gibi gelecek. Eksende gelecek, düz gelecek. Hayvan. Sağa sola kayma yapmayacak veya kazan çevirmeyecek yani. Dönek dediğin kuş ok gibi kanatları geriye çeker. Attığın pırıltının noktasına doğru kendini bağlantısını kurar. Dümdüz gelir, göğüs gelir. Dönek yavrularınızın
antrenmanı nasıl yapıyorsunuz? Bunlar çocukken kaç gün kolluyorsunuz? Dönük yavrularını yere atladıktan sonra bunları yerde yerine duraması. Sana uçağın işareti verir. Böyle yerde değişik değişik hareketler yaparlar. Böyle uçmak için can atar. Onu burada gördüğünüz zaman buraya hakimiyeti sağlan sağlam kuşlarından atarak onun yanında her olarak yani sağlıklı kuşu geliciliği olması lazım. Yani yerle irtibatı olması lazım. Yavruya şeyi göster. Eğitici. Eğitimi göstersin yani. Belli bir noktaya salarsın ya. Eşlemeyi neye göre yaparsınız? Neye dikkat edersiniz? Vallahi Hüsnücüğüm, eşlemelerde genelde kara kanat dediğimiz kuşlarımızı kuşlarımla pal kanat tarzı kuşları birbirine vuraraktan eşlerim. Bunu da neden böyle yapıyorum? Çünkü kara kanatlar büyük yuvarlak çıkarttırır. Pal kanatlar da akkol dediğimiz, yani herkes pal kanat olarak bilmez, akkol dediğimiz tarzı kuşlar. Yani bu akkollar sıkışın içinde 20 metre kendini böyle çay bardağının götü gibi veya su bardağının ağzı gibi 20 metre düz kendi ekseninden kaymadan süren kuşlar. Dönekliği sürdürür. Karşıya doğru sürer yani. Bu sürüşü kalın dönüşe aktarmak isterim. O yüzden de kara kanatı kullanırım. Kara kanatlar büyük döner. Güzel döner yani. Bu tarz akkolla pal kanatla kara kanatı birbirine eşleyerek sonuçlar daha iyi alıyorum yani. Böyle. Onu...
unutamadığın güzel bir anın var mı? Böyle hala da aklına gelip de seni heyecanlandıran ve o güne götüren. Valla çok güzel bir anım var. Yani her buluştuğumuz, yani döneyi benden öğrenmek isteyen insanlara, yeni yetiştiricileri de anlatmışımdır. Herkese nasip olsun öyle bir dönüşü izlemek. Hani isterim. Çünkü hayatım boyunca, ömrü hayatım boyunca gördüğüm en büyük dönüştü. Bir gün Gümüşköylü Hüseyin Yalçın diye arkadaşım var. O gösterdi o bana kuşu. Kuş Adem Biltekin ustamın kuşudur. Bir gün beni aradı. Ya dedi, bende bir kuş var, gel bir izle Fatih dedi. Akşam üzeri böyle saat 5.30 civarı. Yaz günü yalnız. Ben de tabii lan ne izletecek ki falan diye böyle şey galesiz bindim arabaya, gittim. Ha ne göreceğiz yani dedim. Neyse gittim. Attı bu kuş havaya. Kuş çağ kayık yapıyor falan. Gidiyor geliyor. Yalnız böyle bu kanu çekerler biliyor musunuz? Böyle denizde kanuyu böyle çeker. Kuş aynı öyle uçuyor yani. Şöyle bir, iki, üç attı mı 100 metre gidiyor ya. Neyse kuş gidiyor geliyor. Bir baktım dümdüz karşıdan 30 derece açıyla, ya 30 35 derece yani. Şöyle 3 katlı bina, 4 katlı bina anca yani. Oradan açıyla geliyor üstümüze doğru. Bak Fatih dedi. Elindeki kuşları şöyle yaptı bu. Kuş kasmaya başladı kendini. Göğüs önde, kanatlar geride böyle geliyor. Tam 40 metre falan anca kala. Kuşları elinden bir bıraktı. Kuş havada durdu. Allah'ım dedim. Önde bir soba borusu, 12 santimlik daire. Daire ama yere yağlı boya sür. Zivt gibi böyle parlak boya sür yani, yağlı. O derece yakıyor yani. Yuvarlağa. Çizdi yani. Yani zaman durdu sizin için. Çizdi. Etrafına da şu ikinci eklem yerinden 3 santimlik bir beyaz. Beyaz da sola dönüyor. İç daire sağ, dış daire sola dönüyor. Allah'ım dedim ya, o durdu böyle, asılı kaldı. 1, 2, 3, 4 ya dedim ya diyemedim içimden. Kuş zap orta merkezden çıktı. Çıktı yere geldik onu. Yaz günü. Tüylerim diken diken. Hüseyin dedim, kollarındaki tüylere bak dedim ya. Ben neye uğradım, şaştım. Bu ne biçim kuş dedim ya. Ben ömrü hayatımda böyle bir dönüş izlemedim. Görmedim. Neyse. Bu kuş kimindir falan. Kuşun asıl, o zamanlar biz Adem Usta'yı falan tanımıyoruz. Kuş kimindir nedir yani, çok bilgimiz yok yani. Yani tanışmanız vesile olan kuş. Bu sayede ben bu adamı bu sayede buldum yani. Bu kuşa yani sahip dönüş, olan adam o kim? O dönüşü bulmasan o adamı da bulamazdın. Yok ya, nerede tanıyacağım ben Adem Usta kimdir ya? Bilmem, tanımam, görmem. Kuşun sayesinde adamla tanıştım. Bugün elimdeki kuşların ırklarında onun şeyi var, geni var yani. Çünkü o kuş bana ilham oldu yani. Bugün dönek camiasında hani... Ya bir nevi şanslısın şu an. Birçok usta beni kandıramadıysa bu adamın sayesindedir. Yani gördüğüm kuşun sayesindedir. Kuştaki yani dönüş anlatılmaz ya. O an, o anı şey yaşamak durdu, lazım. Durdu yani. Durdu. Gece geldim yatamadım ya. Allah'ım diyorum, ne biçim bir dönüş ya. Ben 24 senemi tesisata adadım ya. Karşıya 4 inç boruyu dik. Ben o boruyu bilirim, 4 inç boru olduğunu. O daireyi bilirim yani. Bana kimse daireyi anlatamaz yani. Daireyi ben çok iyi bilirim. Boru çaplarını çok iyi bildiğim için, 24 senemi doğalgaz kaynakçılığına verdiğim için bunu çok iyi çözerim yani. Bir kuşun havada kaçlık daire vurduğunu bilirim ben. Bana kimse anlatmasın. Bu kuş bana işte vesile oldu yani, bunu yaşamamda yani. Dönekçiliği öğrenmemde vesile oldu. Yani hala unutamadım bir anı. Unutamam, daha da unutamam. O kuşun üstüne kuş görmem lazım. İyi bir dönek misafire ne zaman uçar sizce? Üstü kardeşim, güzel bir konuya değindin. Evet, iyi bir dönek misafire ne zaman uçar? İyi bir dönek misafire her zaman uçmaz. Onu kesinlikle baştan söyleyeyim. Çünkü yetiştirici arkadaşların en büyük yaptığı hatalardan biri de mesela adamın pazar günü misafirleri gelecek. Ağır misafirleri. Gerçekten bu işi anlayan ustalar gelecek. Düşünün, pazar günü gelecekler. Adam bir hafta boyunca o kuşa sürekli beni rezil etmesin diye
Uçuruyor, indiriyor, uçuruyor, indiriyor. Güzellikleri hep kendisi görüyor. Çünkü kuşun bütün enerjisini alıyor. Pazar günü de gelen misafire kuş cort oluyor. Uçmuyor, dönmüyor, sıkıp geliyor. Ya dün çok güzel şeyler izledim, bugün izleyemedim. Neden? Kuşun pertini çıkarttın zaten. O kuştan bir şey bekleme. İyi bir kuşun varsa, hazır dönekse zaten, sen de bunu biliyorsan, iyi bir usta olarak biliyorsan yani, o kuşu bir hafta yatır. Kesinlikle söylüyorum, bir hafta yatır. Çünkü sana şöyle örnek vereyim. Bir insana hapise koy. Hapiste 15 gün tut. Çıkınca o adam toprağı öper. Neden biliyor musun? Sevinçli. Artık özgürlüğü tekrar ona verildi. Kuş da böyle. Bir hafta yatır ya. Çok bir şey fark etmez. Bir hafta yatır. Misafirin geleceği gün at havaya. Sana o kadar mükemmel dönüşler yapacak ki. Belki ömrü hayatında öyle güzel dönüşler görmedi. Valla benim tavsiyem bu. İsteyen tutar, istemeyen tutmaz. Ama iyi bir yetişmiş dönek her zaman uçmaz. Artık onu ara ara uçurup zevkini alıp kümesinde yatıracaksın. Çünkü artık hazır bir dönek yani. Teşekkür ederim. Döneklerde küme sağlığı nasıl sağlıyorsunuz? Vallahi Hüsnücüm, yine güzel bir soru sordun. Dönekte sağlık gerçekten çok önemli. Bir kuşu, bir kümesin sağlıklı olmasını istiyorsan öncelikle yapman gereken yetiştirici arkadaşların, yani yapması gereken olay aşı. Tek kelimeyle geçiyorum, bakın aşı. Neden diyeceksiniz? 4 senedir güvercin aşısı olan, ismini şu an vermeyeceğim çünkü reklam olmasın, aşı kullanıyorum, veba aşısı. Kuşlarında hiçbir sıkıntı yoktu. Bu sene Mart ayında bunu vurma gereği duymadım. Kuşlarında sağlıklı ya, ne gerek var dedik yani, 180 lira para verelim. Bu sene pert oldum. Yani 8-10 tane kuşum heba oldu gitti bu yüzden. Bir kere vurmamam yüzünden. O yüzden mevsim geçişlerinde özellikle Şubat ayının sonunda bir kere kesin kümesler aşılanacak. Kuşların hepsi aşılanacak yani. Veba aşısı vurulacak yani. Onu direkt telefonla da arayıp da sorsanız ben size cevap veririm. Hangi aşıyı kullanın, hangi aşılar daha faydalı. Bunu gerçekten size canı gönülden tavsiye ederim. Bir de Temmuz aylarında tekrar bir aşı yapmak gerekiyor. Bu sayede inanır mısınız, o 180 liradan kaçarken ben 1500 lira şu ilaç iyi geliyor, yok şu iyi geliyor, hepsini aldım. 1500 liraya yakın param gitti. Ama bir faydasını gördün mü? Yok. En güzeli aşı. Kuşlar, fazla kümeslerde fazla kuş bulundurmayacağız. Bu çok önemli. 15-20 sayısını geçmeyecek. 15-20 sayısını derken 1,5 metre, 2 metrelik bir kümeste 20 kuştan fazla kuş olmayacak. Havalandırmalar düzgün olacak. Alttan havalanacak, üstten hava akışı olacak. Ben kendim ayrıyeten bir de oraya göz açtım. Bu fırınlarda bulunan fanlar var. Özellikle yazın 1 saatte 15 dakika içerideki bütün havayı alıp dışarıya atıyor. Bu sistem de çok güzel. Ararsanız zaten ben size gereken bilgiyi veririm. Yapmanız gereken bilgiyi. Bir de üstteki havalandırmalar çok önemli. O baca otomatik dönen hava içerideki gün boyunca oluşan tüylerin, tozların, kokuların havasını yukarıdan atıyor. Bu da çok önemli. Dediğim gibi bir de bunun yanı sıra tabii bu kuşlarda kursaktaki yanmalar oluyor. Yazın bu çok oluyor. Bunun için mineral tozlarımız var. Mineral tozları kullanmanızı tercih ederim. Mineral taşlar var. Kumdur, topraktır, işte yumurta kabuğu, kireç, ondan sonra kömür tozu. Bunları birbirine karıştırarak yani özel almayıp yani bu şekilde de yapabilirsiniz yani. Bu mineral taş çok önemli hayvanda. Özellikle çatıda yukarıda besleyenler için daha önemli. Hadi bizimkiler yerde her türlü gıdasını, taş gıdasını falan alıyorlar. Bu öğütme sistemlerinde çok önemli yani. Bir yavru yavruluktan iyi beslenip gıdasını tam alırsa
inanın o yavru yetişme aşamasındayken çok farklılıklar gösteriyor. Ne gibi farklılıklar? Tüyü parlak oluyor, iskelet yapısı daha düzgün oluyor. Her yönüyle ya, uçuşu bile yani yerde duramıyor yavru. Neden duramıyor? Sağlıklı çünkü. Sağlıklı hayvan uçmak ister. Sağlıksız hayvan niye uçsun ki? O yüzden inanın kendim yemiyorum, onlara yediriyorum tarzından düşünün. Güzel bakacaksınız. Sen hayvana bakarsan o da sana bakar. Özellikle tekrar söylüyorum, aşılara çok çok önem verin. Aşılara özen gösterin. Mevsim geçişlerinde, mevsim başlamadan mutlaka, ya bu kendimizde de aynı şekilde değişmiyor yani. Bakın şu an ben gripim. Mevsim geçişinde kendime iyi bakmadığım için hastayım. Bir grip var şu an bende. Kuşlar da böyle. Ya dikkat edelim. Özen gösterelim. Mineraller, tozlarına dikkat edelim. Güzel sonuçlar alacağınızdan eminim yani. Teşekkür ederim. Genç arkadaşlarımıza bir öneriniz var mı? Var tabii ki. Özellikle damızlığını bilen, hani eşanellerde yavru alan, ne beslediğini bilen, bu işe emek vermiş, gönül vermiş ustalardan kuş alsınlar. Yani kuşunun arkasında durabilen, benim kuşum bu diyebilen ustadan kuş alsınlar. Böyle sağdan soldan kuş alarak, pazardan kuş alarak bir yere varamazlar yani. Gerçekten bu işe emek vermiş, gönül vermiş insanlardan kuş sahiplensinler. Bir çift alsınlar. Tamam. Oradan üretsinler. Arkasına bakmasın bir daha. Yani zaman gerek değerlidir. Zaman boşa değerli ya. Değerli. Boşa zaman harcamayın. Boşa zaman harcamaya gerek yok yani. Evet arkadaşlar, bir video sonuna daha geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoları daha fazla görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.